Vize ve finalde çıkabilecek sorular 27. Bu videomuzda lineer cebir dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek basit bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Bir A matrisi verilmiş, bir de B matrisi verilmiş. Bunlar hakkında determinan A'nın transpozu çarpı B'nin transpozu parantezin dışında bir transpoz daha var. İfadesinin değerini bulun. Şimdi transpozlarla ilgili temel kuralları hatırlayacak olsak, transpoz bir matrisin satırlarını sütun yapma işidir. A'nın transpozunu alacak olursak şuraya, hatırlamak adına. Buradaki satırımız 1, 2, 3 ise transpozunda sütunumuz 1, 2, 3 olur. 1, 2, 3. Satırımız 4, 5, 6, sütunumuz 4, 5, 6 olur. Bir matrisin transpozu satırlarını sütun yapma işidir. Matrisin boyutunu değiştirir. Bu matrisin boyutu 2 satır 3 sütundan oluşurken transpozunu aldığımızda 3'e 2 matrise dönüşür. 3 satır 2 sütun. Bunun boyutu da 3'e 2'dir. 3 satır 2 sütunu var. Transpozla ilgili özellikleri hatırlayacak olursak, bir matrisin transpozunun bir kez daha transpozunu alırsak matrisin kendisini elde ederiz. Çarpma durumundaki bir şeyin transpozunu alırsak, çarpım durumundaki ifadelerin ikisinin transpozu alınır ama yerlerinin değişmesi de gerekir. B'nin transpozu çarpı A'nın transpozudur. Transpozla ilgili iki temel özelliğimizdir bunlar. Şimdi bu soruyu bazılarımız şöyle yapacak. A'nın transpozunu bulacak, B'nin transpozunu bulacak, onları çarpacak, ardından tekrar transpozunu bulacak, ardından da determinantını alacak. Tamamen doğru. Ama uzun. Biz onun yerine burada şu transpozu içeriye dağıtacağız. A'nın transpozu çarpı B'nin transpozunun dışarıda transpozu var. Bu transpozu içeriye uyguladığımızda bu ikisi yer değişecekler ve ikisinin de transpozu alınacak. B'nin transpozunun transpozu B olacak çarpı A'nın transpozunun transpozu A olacak. Yani şu gördüğümüz içerideki ifade B çarpı A'ya eşit. Bize sorulan şey determinan B çarpı A nedir diye soruluyor. B ile A'yı çarpıp arkasından determinantını alacağız. İşlem adedimiz epeyce azaldı. B'yi ilk olarak yazıyoruz. Çarpmada değişme özelliği yoktur. Sıralamalara oldukça dikkat edelim. 0, 3, eksi 2, 1, 1, 4 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çarpma işlemine başlamadan önce sonucun ne çıkacağını boyutlar üzerinden karar verebiliriz. Bunun boyutları, kalemimizin rengini değiştirerek devam edelim. Bu matrisimizin boyutları 3 satırımız 2 sütunumuz var. 3'e 2 bir matris. Bunda ise 2 satır 3 sütun var. 2'ye 3 bir matris. Çarpımımızın sonucu, içler aynı ise çarpma yapılabilirdir. Çarpımın sonucu ise bu dışta kalanlar çıkar. Buradaki çarpmanın sonucunda 3'e 3 bir matris bulacağız. Bu B çarpı A'ya eşit şu an. Bunu bulduktan sonra da determinantını aldığımızda cevabı bulmuş olacağız. Çarpmaya başlayalım. Çarpma satırlarla sütunlar arasında gerçekleşir. 0 ile 1'i çarptık 0, 3 ile 4'ü çarptık 12, 0 ile 12'yi topladık 12. Bu satırda ikinci sütunu çarpıyoruz şimdi. 0 ile 2'yi çarptık 0, 3 ile 5'i çarptık 15, 0 ile 15'i topladık 15. Üçüncü sütunumuza geldik. 0 ile 3'ü çarptık 0, 3 ile 6'yı çarptık 18, 0 ile 18'i topladık 18. İkinci satıra geldi sıra. Eksi 2 ile 1'i çarptık, eksi 2. 1 ile 4'ü çarptık 4, eksi 2 ile 4'ü topladık 2. Bu satırla çarpma bitene kadar hep bunun satırında sonuçları yazıyorum.
Bu satırda çarpmayı bitirene kadar hep onun satırında sonuçları yazdık. Eksi 2 ile 2'yi çarptık. Eksi 4. 1 ile 5'i çarptık. 5. Topladık. 1. Eksi 2 ile 3'ü çarptık. Eksi 6. 1 ile 6'yı çarptık. 6. Topladık. 0. Bu satırla da işimiz bitti. En son satırımıza geldik. 1 ile 1'i çarptık. 1. 4 ile 4'ü çarptık. 16. Topladık. 17. 1 ile 2'yi çarptık. 2. 4 ile 5'i çarptık. 20. Topladık. 22. 1 ile 3'ü çarptık. 3. 4 ile 6'yı çarptık. 24. Topladık. 27. Şimdi bu matrisin determinantına ihtiyacımız var. Bunun determinantını da Sarrus kuralımızda alalım. Çünkü 3'e 3 bir matris. İlk iki satırı matrisin altına tekrardan yazıyoruz. 12, 15, 18, 2, 1, 0. Sağa doğru çarpmaya başlıyoruz. 12 ile 27'yi çarpacağız. 10 tane 27, 270 eder. 2 tane 27, 54 eder. 270, 54 daha 324. Artı. Bunların 3'ünü çarpıyoruz. 44 ve 18'i çarpacağız. 44 ile 20'yi çarpsaydık 880. Ondan 2 tane çıkartacağız. 792 olması lazım. İşlem hatası yapmışsam zaten meraklıları mutlaka yoruma yazar. 0 burası. On sekiz ile 17'yi çarparsak 17 tane 17 289. Bir tane daha 17 ekleyeceğiz onun üzerine. 296 306. Burayı çarptık 0. 27 çarpı 30 olacak. 810. Buradan bakacak olursak 792 ile 810 arasında eksi 18 oluşur. Bununla bunun arasında artı 18 oluşur. Sonucumuz 0 çıktı. Yanlış yapmadıysam 1116 eder. 1116 ediyor 0. Determinant B çarpı A'mız 0'mış. Ayarlamışlar. Soruyu bir yerden almıştım zaten. Cevabımızı bu şekilde bulduk. Burada transpozlarla ilgili özellikleri, arkasından determinant alma fikirleri, bir de çarpmayı üzerinden tekrardan geçmiş olduk. Önemli, güzel, temel şeyleri hatırlatan bir sorumuzdu. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.